Merhabalar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda İngilizce lisanına devam ediyoruz. Bu videoda İngilizce ile ilgili olarak Past Perfect Continuous Tense yapısını inceleyeceğiz. Bu yapı, Past Perfect Continuous Tense yapısı, geçmişte başlamış, belirli bir süre devam etmiş ve en sonunda da geçmişte tamamlanmış olaylar, hadiseler için kullanılır. Tekrar ediyorum, Past Perfect Continuous Tense yapısı, geçmişte başlamış, belirli bir süre devam etmiş. Ve en nihayetinde de yine geçmişte tamamlanmış olaylar için, hadiseler için kullanılan bir yapıdır. Past Perfect Continuous tense yapısının hemen dil bilgisi yani gramer yapısına bir bakalım. İlk önce olumlu cümlelerden başlayalım. I had been working, you had been working, he had been working. Tekil şahıslar için. He yerine daha önceden de ifade ettim. She gelebilir, it gelebilir. Çoğul şahıslar için de he had been working, you had been working, they had been working. Ne demektir I had been working? Ben çalışıyordum şu ana kadar değil ama geçmişte belirli bir zaman aralığında bir dönemde çalışıyordum. Sen çalışıyordun. Geçmişte bir zaman aralığında bir dönemde şimdi değil. Bu yapıyı present perfect continuous tense ile karıştırmayalım. Ee, bir kez daha ifade edeyim. Hi yerine she de gelebilir. It de gelebilir. E diyeceksiniz ki nasıl yani it? Hepimizin bildiği gibi İngilizcede it şanssızlar ve hayvanlar için kullanılır. Mesela yağmur için kullanabilirsiniz. Az sonra örneklerde açıklayacağım. Eee Olumlu yapılar bunlar. Bakın head kullanır. Dikkat ediniz. E, gördüğünüz üzere. Daha sonra bin kullanır. Binin üçüncü hali. Bin, e, sözünüze bakın. Be fiiline bakın. En sonunda da fiilimizin sonuna, kullandığımız fiilin sonuna. Ben burada ne kullanmışım? Work. Fiilini kullanmışım. Sonuna ink eki gelir. Olay bundan ibaret. Work ne demektir? Çalışmak. Work'ın sonuna ne getirmişiz? Ink getirmişiz. Ink eki gelir. Olay bu. Olumlu yapılar bunlar. Peki olumsuz yapı nasıldır? Şöyle kullanılır. I hadn't been working. I had not been working. Yani ben çalışmıyordum. Geçmişte belirli bir zaman aralığında kast ediyoruz. Şu ana kadar değil. Present perfect continuous tense karıştırmayalım. Bu not bu cümleyi olumsuz yapmıştır. I had not been working'i I hadn't been working olarak da kullanabilirsiniz. Bakın I hadn't been working olarak da kullanabilirsiniz. Bu onlar hepsini yazmadım. Diğerleri hep aynı yine had been ve fiilin sonuna -ing geliyor. Bakın hepsi aynı. Hepsini yazmadım. Sadece bir tane tekil şahıs için kullandım. Ee, peki olumlu yapılar bunlar. Olumsuz yapı bu. Peki e, e, soru yapısı olumsuz yapıdan sonra soru yapısı da şöyle kullanılır. Had he been working? O çalışıyor muydu? Geçmişte bir zaman zamanlarında çalışıyor muydu? E, had they been working? Onlar çalışıyorlar mıydı? Ama tekrar ediyorum. Şu ana kadar demiyoruz. Şu anki durumlarını, şu ana kadarki durumlarını sormuyoruz. Geçmişte bir anda, bir dönemdeki durumlarını soruyoruz. Yani geçmişte, belirli bir zaman arasında çalışıyorlar mıydı? Onu kastediyoruz. Yani Present Perfect Continuous Tense yapısıyla karıştırmayalım. Present Perfect Continuous Tense için de daha önceki yapmış olduğumuz videolara bakabilirsiniz. Şimdi e, dil bilgisi yapımızı inceledik, gördük. Gramer yapısını yani. Şimdi örneklerimize geçelim. E, hemen ilk örneğimizden ilk örneğimizle başlayalım. Evet. Birinci örneğimiz He finally arrived at seven o'clock. I have been waiting for him since two o'clock. O en sonunda saat 7'de vardı geldi. Ben saat 2'den beridir onu bekliyordum. Olay bu. Past perfect tense yapısı. Past perfect continuous tense yapısı. Özür dilerim. Past perfect continuous tense yapısı. Yani ben saat 2'den beridir bekliyordum. O şahıs da diğer şahıs da 7'de gelmiş. Yani benim burada saat 2'den beri beklediğimi ifade ediyor cümle. Diğer cümlemize bakalım. She had been waiting for an hour when she finally went away. O gittiğinde veya en sonunda gittiğinde yedi, bir saattir bekliyordu. Yani bu bayan, bir bayandan bahsediyoruz, ayrılmış, gitmiş, terk etmiş, gitmiş, ayrılmış. O ayrıldığı ana kadar, zamandaki o noktaya kadar, o ana kadar bir saattir bekliyormuş. She had been waiting for an hour when she finally went away. O gittiğinde ayrıldığında ve en sonunda gittiğinde bir saattir bekliyordu. Yani ayrılma işleminden evvel bir saattir beklediğini ifade ediyor. Diğer cümlelerimize bakalım. Had you been working? Sen çalışıyor muydun? Veya siz çalışıyor muydunuz? Veya sen çalışıyor muydun? Bakın kısa şekilde cevap verebilirsiniz. Yes, I had. Evet, çalışıyordum. Bakın böyle kısa bir şekilde cevap verebilirsiniz. Aynı soru. Had you been working? Sen çalışıyor muydun? Yani siz çalışıyor muydunuz? No, I had not. No, I had not. Hayır, ben çalışmıyordum. Bakın, bunun yanına da bir de şu cümleyi yazdım. No, I had not. I. Not burada cümleyi ne yapmış? Olumsuz yapmış. Hayır, çalışmıyordum. Böyle de kullanabilirsiniz. No, I hadn't. Görüyor musunuz? Böyle de kullanabilirsiniz. No, I hadn't. Evet, bir sonraki cümleye bakalım. My sister had been doing her homework until my father came home. My sister had been doing her homework until my father came home. Benim babam eve gelesiye kadar benim babam eve gelesiye kadar geldiği ana kadar yani babası gelmiş eve gelmiş. Kız kardeşim ev ödevini yapıyordu. Yani belirli bir ana kadar babası şey o geçmiş zamanda geçmişti. Babası belirli bir anda eve geliyor. O ana kadar da kız kardeşi şahsın ev ödevini yapıyor. Ev ödevini yapıyordu. Olay bu. Babam geldiği zamana kadar, babam geldiği ana kadar kız kardeşim ev ödevini yapıyordu. How long had you been studying Dutch before you moved to Amsterdam? Amsterdam'a taşınasıya kadar ne kadardır süredir Hollandaca çalışıyordun? Veya çalışıyordunuz. Bir saat mi? Beş dakika mı? Üç gün mü? On hafta mı? Beş yıl mı? Ne kadardır çalıştığını soruyor. How long have you had you been studying Dutch before you moved to Amsterdam? Amsterdam'a taşınasıy kadar ne kadardır eee Hollandaca çalışıyordun? Um, bir sonraki cümleye bakalım. Yanlış söyleyeyim mi? I, how long had you been studying Dutch? Ne kadardır süredir eee Hollandaca çalışıyordun? Doğru. <laughs> bir sonraki cümle. I been doing my homework before I went to school. I had been doing my homework before I went to school. Okula gitmeden önce, okula gitmeden evvel ev ödevimi, ev ödevimi yapıyordum. Demek ki bu şahıs okula gitmiş. Okula gittiği ana kadar, o süreye kadar, o zamana kadar ev ödevini yapıyormuş. Bir anda değil yaptım, mesela şunu yaptım, bunu yaptım değil. O ana kadar, belirli bir dönemde, belirli bir sürede, belirli bir süre zarfı içerisinde. Bir sonraki cümle. By the time I got home, she had been sleeping for an hour. Ben eve vardığımda veya vardığım zaman o bayan, bir bayandan bahsediyoruz, bir saattir uyuyordu. Bir kez daha söyleyelim. By the time I got home she had been sleeping for an hour. Ben eve vardığımda o bir saattir uyuyordu. She had been waiting at the bus stop for two hours when, she, when the bus finally came. She had been waiting at the bus stop for two hours when the bus finally came. Otobüs en sonunda geldiğinde o otobüs durağında iki saattir bekliyordu. She has been waiting at the bus stop for two hours. İki saattir bekliyordu. Yani otobüs en sonunda, nihayetinde, nihayetinde en sonunda geldiğinde, geldiği zaman o bir bayan Otobüs durağında iki saattir bekliyor. Do. I was tired because I had been playing basketball. Ben yorgundum çünkü ben basketbol oynuyordum. Ben yorgundum çünkü ben basketbol oynuyordum. Demek ki basketbol oynadığı için yorgun ve yorulduğu ana kadar basketbol oynama hususu, basketbol oynama olayı var. Belirli bir süre içerisinde. Ee, son cümlelerimiz. Had she been studying when the guests arrived? Misafirler vardığında o ders mi çalışıyordu? Had she been studying. Had she been studying when the guests arrived? Misafirler vardığında o ders mi çalışıyordu? Yani belirli bir zamanda, geçmişte belirli bir anda misafirler varmış, gelmiş. O ana kadar ne yaptığını soruyor. Had she been studying? Ders mi çalışıyordu? Ne yaptığını soruyor. Had she been studying. Görüyor musunuz? Had she B'ni hep kullanıyoruz. Bir sözlükte bir e, e, fiiline bakın. Study de burada ne nedir? Ders çalışmaktır. Bakın cümlenin, e, kelimenin sonuna, fiilin sonuna ne getirmişiz? Ink getirmişiz. Had bir studying? O oh, ders mi çalışıyordu when the guests arrived? O misafirler vardığında. Burada bir bayandan bahsediyoruz tabii ki. I realized I had been working too hard so I decided to have a holiday. I realized I had been working too hard so I decided to have a holiday. Yani ben çok çalıştığımı anladım. Dolayısıyla tatil yapmaya karar verdim. Ben çok çalıştığımı anladım ve tatil yapmaya karar verdim. Tatile yapmaya karar verdiği ana kadar çok çalıştığını anlamış. Demek ki o ana kadar çok çalışıyormuş o şahsa göre. I realized I had been working too hard. Ben çok çalış um, uh, I realized I had been working too hard. Ben çok çalıştığımı anladım. Dolayısıyla tatil yapmaya karar verdim ben çok çalıştığımı anladım. Dolayısıyla tatil yapmaya karar verdim. Tatil yapmaya karar verdiği ana kadar çok çalışıyormuş. Son cümlemiz. The students were bored. Öğrencilerin canı sıkılmıştı. They had been studying maths for four hours. Dört saattir, dört saat boyunca matematik çalışıyorlardı. Demek ki öğrencilerin canı niye sıkılmış? Matematik çalıştıkları için herhalde. Kaç saattir matematik çalışıyorlarmış? Dört saattir. 4 saatlik bir matematik çalışma süresinin sonunda öğrencilerde öğrencilerin ne olmuş? Sıkılmış. Bu eylem, bu bu olay 4 saattir sürüyor geçmişte. 4 saattir sürüyor. Daha sonra ne oluyor? Öğrenciler sıkılıyor. Yani zamanda geçmişte ne olduklarını gösteriyor bu cümle? Sıkıldıklarını, canlarının sıkıldıklarını gösteriyor. Tekrar ediyorum. The students were bored. They had been studying maths for four hours. Öğrencilerin canı sıkılmıştı. Onlar 4 saattir e, matematik çalışıyorlardı. Yapımız bu. Bakın gördüğümüz gibi hiçbir fark yok. Yani had kullandık. Görüyorsunuz had. Been kullandık. Hemen sözümüzü açıp bakabilirsiniz. Bean'in 3. E, üçüncü hali. Bakın been. Görüyor musunuz? Sözünüzde hemen bunu zaten gösterirler. Buradaki fiilimiz ne? Study. Yine ders çalışmak. Birçok yerde kullandığım gibi e, study. Ders çalışmak. Fiilimizin sonuna ne getirdik? Ink. Aha kural burada. Dil bilgisi burada. Gramer burada. Olumlu cümleler. Olumsuz cümle ve soru cümleleri. Gerçekten son derece basit. Ee, video umarım size faydalı olur. Ee, efendim e, like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.